Ben Profesör Doktor Ali Berat Alptekin. Bugün aşıklık geleneği en azından başlangıç itibariyle ozan şeklinde olduğunu, Türk coğrafyasında başlangıçta kopuz olarak bildiğimiz kavramın zamanla kopuz şeklinde söylenmeye devam ettiğini, bilhassa içinde bulunduğumuz Kırgızistan coğrafyasında, Kazakistan coğrafyasında yine zaman zaman kopuz yerine bu coğrafyada değişik müzik aletlerinin kullanıldığından haberdarız. Azerbaycan'da tar ve saz dediğimiz müzik aleti, Türkiye'de ise bağlama olarak sınırlandırabileceğimiz müzik aletinin eşliğinde şiir söyleniyor. Bizim ozan dediğimiz kişi aslında ozgan şeklindedir. Nitekim bu coğrafyada da gengan eki, parsibek olarak kullanılmaya devam ediyor. Ama Anadolu coğrafyasında ozan kelimesindeki ozgan, G ünsüzü düşmüş ve ozan şeklini almıştır. Şöyle tanımlayacağız aşığı. Doğaçlama olarak veya hazırlıksız olarak saz eşliğinde herhangi bir saz olabilir bu. Şiir söyleyen kişiye biz aşık adını veriyoruz. Saz çalamayan, şiir söyleyen, sadece doğaçlama olarak hazırlıksız olarak şiir söyleyen kişiye kalem şairi adını veriyoruz. Coğrafyamızın hemen hemen hepsi, bütün coğrafyada şairlerimizin bu özelliklere sahip olduğunu, aşıklarımızın bu özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Görevleri içerisinde toplumun beşikten mezara kadar olan her özelliğiyle, her derdiyle ilgilenen kişiler olduğunu yine burada belirtmek istiyorum. Doğumdan ölüme kadar her yerde aşıklar vardır. Lay lay çalan da, ertegi anlatan da, bunun yanında şiir söyleyen de, ninni söyleyen de aşıklarımızdır başlangıç itibariyle. Daha sonra da ölümde yine ağıt yakan kişiler daha çok aşıklarımızdır. Toplumun iyi günlerinde, kötü günlerinde yardımcı olmuşlardır. Bilhassa ordu aşıkları veya şairleri dediğimiz kişiler, askeri sadece coşturmakla kalmamış, onların bozuk olan morallerini destan dediğimiz, koşma dediğimiz, koşuk dediğimiz türlerde söyledikleri güzel şiirlerle düzeltmişlerdir. Halka moral vermişlerdir. Bu yönüyle aşıklık geleneğinin 20. yüzyılda da benzer görevleri icra ettiğini belirtmek isterim ve aşıklığın Türk dünyasının başlangıcı diyebileceğimiz Kırgızistan coğrafyasından başlayıp bir sel gibi Anadolu coğrafyasına doğru gittiğini hatırlatarak bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Esen kalınız.